Herkese selamlar dostlar. Clash Mini'nin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve 28 Aralık 2021 tarihinde, yani bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Clash Mini'nin son bölüm diye, hatta kapağı da yazdığım şekilde son bölüm olduğunu düşündüğüm bir video çekmiştim. Oyun globale açılana kadar, yani Türkiye'ye gelene kadar yeni bir video çekmeyi düşünmüyordum arkadaşlar, ama o videoya eğer iyi bir like gelirse yine yeni video arada çekeceğimi söylemiştim. Ve videoya 2900 like atmışsınız arkadaşlar, yani Clash Mini videoları için 2900 like gerçekten güzel. O yüzden bu video ile karşınızdayım, çünkü yeni bir sezon başladı ve bayağı bir yenilik geldi. Hemen oyuna doğru geçelim. Black Souls Raid diye bir şey var ekranda gördüğünüz gibi. Raid sistemi diye bir sistem geldi. Neler geldiğinden şimdi bahsedeceğim. Ama eğer Clash Mini'yi beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Eğer oyunu oynamıyorsanız bile yakın bir zaman içerisinde globale açılacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'ye de gelecektir. En azından videoyu izleyip oyunla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü Clash Mini League of Legends'ın TFT'si ya da Blizzard'ın Hearthstone'u gibi board game, tahta oyunu diye geçen ve dünya üzerinde çok tutulan bir tür. O yüzden Clash Mini'nin ben ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyorum globale açıldıktan sonra. Ve inanılmaz bir işsizlik örneği sergiledim yine arkadaşlar. Clash Mini'ye para yatırdım. Yani biliyorsunuz dolar üzerinden para yatırmak gerekiyor. Çünkü şu anda yurt dışında belirli ülkelerde var. Oranın iOS hesabına dolar üzerinden para yatırmayı başardım. Ve şimdi yeni Mini Pass denilen Brawl Pass'e benzer olan şeyi de birlikte açacağız. Öncelikle böyle bir tane raid diye bir şey var arkadaşlar. Ben bunu biraz oynadım ve burada claim rewards, yani işte ödülleri topla diyor. Şuna bir tıklayalım bakalım ne veriyormuş ödül olarak. Bir tane sandık verdi bize. Hemen şuradan sandığımızı bir açalım arkadaşlar. Evet, nasıl bir şey veriyor içinden? Sandığın içinden sandık çıkıyor bak. Bu çok enteresan. 50 altın mı? Bu daha bir şey verecektir ya. Bu ne lan? Lan boş çıktı sandık. Abi şaka mı bu? 50 altın verdi sadece. 50 altın da hiçbir şey değil yani. Bende 15.000'e yakın altın var. Burada şimdi gelen yeniliklerle ilgili bir iki tane maddeden bahsedeyim, ondan sonra da oyuna geçelim. Öncelikle yeni bir sezon geldi arkadaşlar. Şimdi zaten mini pesini birlikte satın alacağız. Ona birlikte bakarız neler veriyor, ödülleri nedir ya da işte sezonda neler var, onları birlikte oyunun içinde görürüz. Waymaster diye yeni bir tane hero geliyor arkadaşlar. Bir kahraman geldi yani oyunun içerisine. Ona da yine birlikte bakarız. 4 tane yeni mini geldi arkadaşlar. Swordsman, yani kılıçlı adam diyebiliriz ona. Fisherman, balıkçı. Golden Giant, yani altın dev. Ve Witch, yani cadı. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar, klanlar geldi oyuna ve ben zaten ilk klanı geldiği gün, ilk gün kurdum. Şimdi klanı da göstereceğim. Şu anda doldu gerçi ama ara ara belki hani çıkan arkadaşlar olursa siz de oynuyorsanız gelebilirsiniz. Ya da siz de kendi klanınızı kurabilirsiniz. Yıldız değişimi diye bir şey var ve sezon bittiği zaman mesela minilere belirli yıldızlar kazanıyorsunuz. Bütün o kazandığınız yıldızları sıfırlamak kaydıyla birçok ödül alabiliyorsunuz. Ben hepsini sıfırladım çünkü zaten her sezon tekrar tekrar minileri upgrade edeceğiz ve tekrar güçlendireceğiz. Oradan gelen ödüllerle çünkü kahramanlarımızı, yani hero'larımızı güçlendiriyoruz. O yüzden bence onun değişimini seçmek daha mantıklı. Yani isterseniz değiştirebiliyorsunuz, istemezseniz değiştirmiyorsunuz ve geçmiş sezondaki yıldızlar kalıyor. Ama zaten miniler yavaş yavaş yükseliyor. O yüzden bence değiştirmek daha mantıklı. Ben öyle yaptım. Şimdi ilk olarak şu sezonumuza bir bakalım arkadaşlar. Bakın Mini Pass diye bir şey var. Şöyle yukarıya doğru gelelim. Neler varmış? Evet bakın böyle bir şey var. Waymaster diye. Şimdi zaten hem yeni gelen minilere hem de hero'ya daha doğrusu bakacağız. Şöyle şunun en sonunda ne varmış onu ben çok merak ediyorum. Ona bir bakalım isterseniz arkadaşlar. En sonunda yine sandıklar, kutular, 1000 altın falan var. Burada yine Wavemaster, yani o yeni gelen hero'yu, kahramanla ilgili kartlardan veriyor. 100 elmas falan filan var. Mini Pass'i şimdi açacağız arkadaşlar. Bunu nasıl açıyorduk? Şuradan bir yerden tıklayacağız. Ha, burada da neler geldiğinden bahsetmiş. Şöyle bir tane hero var ve 4 tane de yeni mini var arkadaşlar. Bunları da buradan görmüş olduk. Güzel oldu. Yine yeni kostümler falan geliyor. Kostüm kısmıyla ben çok fazla ilgilenmiyorum şu anda. Yine yeni tahtalar geldiğinden bahsetmiştik. Onların hepsi de burada var. Şimdi Mini Pass'i ben aktive edeceğim. İnşallah olur diyelim. Dolar olarak yükledim. Mini Pass 13.99 dolar olandan yapacağım. 20.99'luktan yapmayacağım. Yani artı 10 seviyeye gerek yok. Zaten ben onu fullüyorum çünkü oynuyorum oyunu. Şuna bir tıklayalım ve alalım. Your purchase was successful. Yani satın alma işleminiz başarılı. Evet, bunu da yaptım arkadaşlar sizin için. Yani dolar yükleme gerçekten çok zor bu arada yabancı bir hesaba. Ama onu da yaptım ve şu anda bunu da açmış olduk. Bunları gene toparladıktan sonra şöyle bomba bir sandık açalım videosu da çekebilirim. Tabii ki bu videoya sağlam bir like gelirse. En sağ tarafa klanlarla ilgili bir yer eklendi arkadaşlar. Benim gene klanım her zaman olduğu gibi Turkey Esports. Burada bir klan kodu gibi bir şey göremedim. O yüzden hani size kod gibi bir şey veremeyeceğim ama Turkey Esports diye yazdığınız zaman muhtemelen çıkar. Klanlar 20 kişiden oluşuyor. Şu anda 20 kişiyiz zaten, yani dolu. Ama ara ara bakabilirsiniz, yani boşaldığı zaman falan girebilirsiniz eğer oynuyorsanız.
Bu arada eğer oynamıyorsanız ve nasıl oynanacağını merak ediyorsanız da internet üzerinde videoları var arkadaşlar. Ben onu paylaşamıyorum ama belirli ülkelerde var sadece. Türkiye'ye de ama dediğim gibi yakın zamanda zaten gelecek. Geldiği zaman hep beraber oynayacağız. Yeni gelen hero'muza bir de buradan bakalım. Böyle bir hero'ymuş. Şu anda olmadığı için onu deneyemiyoruz. Bir de minilere bakalım arkadaşlar. Minilerden de bu 3 tanesi şu anda evet locked gördüğünüz gibi. Şu cadıyı biliyorsunuzdur zaten. Cadı iskelet falan da çıkarıyor muhtemelen. Evet, summons 2 skeletons yazıyor. Yani savaş alanını oldukça karıştırabilecek güzel bir kart olabilir diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum tabii ki, bakacağız. Altın dev böyle bir şeymiş ve burada da böyle bir şey var arkadaşlar. Kılıçlı bir arkadaşımız, yalnız bunun kostümü de efsane. Şu altın devin de kostümü var mı? Oo, bu da bayağı şey gibi olmuş abi, soba gibi olmuş. Evet, bu arada bir tane maça girdim. Allah belanı vermesin, atamadım. Neyse tamam, son saniyede attım arkadaşlar. Tamam, karşı tarafta Wavemaster'ı da bu sayede görmüş olduk bu arada, iyi oldu. İlk maçı kazandık. Bu arada Rumble girdim. Hani böyle yavaş yavaş yarı final, final ve şampiyon olabildiğimiz bir mod var ya. O modda girdim. Bu arada şeyi de görmüş olduk. Şu yeni hero'yu da en azından görmüş olduk. Nasıl savaştığını falan. Ona da bakmış oluyoruz. Tamam, ilk rakibimizi yendik. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Çok çabuk bir şekilde bitiyor. Deste oluşturabiliyorsunuz artık. Destelerinizi kopyalayabiliyorsunuz. Sanırım 3 farklı deste slotu var. Yani oyunu hani Clash Royale vesaireye biraz daha böyle benzetecek hale de getirdiler. Ve oyun gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. İnşallah Türkiye'ye yakın bir zamanda çıkar. Şimdi bak şöyle yapacağım. Aslında şöyle yapmam lazım. Elektro büyücüyü burada kullanmam lazım. Şöyle yapalım. Tamam, son saniye yaptık. Çünkü o tam karşıdaki elektriğin üstünde birisi vardır herhalde. Aynen. Tamam, çok güzel. Orayı çabuk bir şekilde aldık. Çok güzel oldu. Şimdi arka taraftaki şu şey çok güzel vuruyor. Okçu kraliçe çok iyi vuruyor. Bak 3 rakibe birden vuruyor abi. İnanılmaz vuruyor. Hadi alırsın onu. Alırsın onu. Alırsın onu, adamsın. Süpersin, tamam. Bunu da yendik. Angulo'yu da yendik arkadaşlar. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Bir tane görevim vardı benim. Şampiyon ol görevi. O yüzden bununla oynadım. Yani bu modu oynamak istedim. Şu anda sanırım yarı finale mi çıktık? Nereye çıktık? Galiba yarı finale çıkmış olabiliriz. Neyse bakarız. Şimdi şu elektro büyücüyü buraya alalım. Şunu da böyle alalım. Bu burada dursun. Bu da burada dursun o zaman. Şimdi bunda şey yok abi. Bir tane daha elektriyo büyücü şuraya koyalım. Bir tane de şundan koyalım hadi. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şeyin arkasında oy, o ne ya? Abi Fisherman balıkçıyı görüyor musunuz? Karşıdaki şeyi çekiyor. Çok kötü oldu yalnız bu. Balıkçının onu çekmesi çok kötü oldu. Şu an bayağı bir sıkıntıdayız. Galiba yeniliyor muyuz? Galiba yeniliyor muyuz? Abi yapma. Hadi elektro. Vur elektro. Adamsın elektro. Elektro adamdır. Elektro çok iyi vurdu. 3 rakibe birden vuruyor falan. Bayağı güzel vurdu ve yenmiş olduk. Ve şu anda ne oldu? Şampiyon olduk mu? Yok. Daha şimdi yarı finale çıktık. Pardon. Şimdi karşımıza kim geliyor? Bak Angulo. Biraz önce yendiğimiz Angulo diğer tarafta. Eğer yenerse tekrar finalde karşıma gelebilir. Tamam. Şimdi karşıma gelen Barbar Kral. Abi bu kötü oldu ya. Bu kötü oldu. Niye diyeceksiniz? Bir dakika, şunu ne yapalım? Artı 2 hasar versin. Şu burada dursun. Bu da böyle dursun. Bunu böyle yapalım. Abi üçlük bir şey yok mu? Yapma. Hadi bunu da böyle koydum mecburen ama çok kötü oynadık ya. Kötü oynadık abi. Çok kötü. Çok kötü. Neyse tamam şey abi yapma ya. Barbar Kral direkt Okçu Kraliçe'ye girdi abi. Şaka mısın ya? Hadi lan onu alın be. Al onu. Adamsınız lan. Hadi alır mısınız? Ya hadi elektro bir tane vur lütfen. Yapma dostum ya. Abi yapma ya. Gözünü seveyim ya. Ucu ucuna gitti be. Şimdi hemen şuradan şunların hepsini collect all diyeceğim abi. Evet neler veriyor bakalım. 350 altın. Bir tane barbar çok verdin. Neyse olsun, bir yıldıza ulaştı. Bu neymiş? Bu ne? Swordsman. Tamam, o Swordsman'ı da açmış olduk. Güzel. Bunu da en azından deneriz. Bu ne abi? O iki tane şu şeyden de verdi. Tamam, güzel. O hero'yu da aldık. Evet, şuradan 5 tane barbar kral, 3 tane okçu kraliçe, 2 tane kontes. Başka bir şey var mı? Tamam, ver. O full hero veriyor bu. Güzel. Bir tane şey verdi. Silahşör verdi. Dev iskelet verdi. Tamam, güzel. Bunları verdi arkadaşlar. Gayet güzel. Burada upgrade vesaire de yapabiliyoruz ve onu da yeri geldiği zaman yaparız. Bakın şurada da 3 tane deck slot, yani deste slotu var. Oradan da kendinize deste falan belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Clash Mini videolarının devamını istiyorsanız mutlaka like atın. Eğer yine böyle 3000 like'a yakın bir like gelirse ara ara videolarını çekmeye çalışırım.
Eğer 3000'den civarı gelmezse artık Türkiye'ye geldiği zaman, yani oyun globali açıldığı zaman görüşmek üzere diyelim Clash Mini adına. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.